Sevgili dostlar, biliyorsunuz Erzincan gündeminde geniş yer tutan bir baba kız olayı var. Şu anda Gözde Koçer Erzurum'da yanık tedavisi devam ediyor. Babası Erdal Bey şu anda Erzincan'da. Biz de kendisiyle bu durumu görüşmek, son durumu merak ettiğimiz için kendisiyle de görüşüp videoya çekelim dedik. Merak edenler var. İşin özünü merak edenler var. Erdal Bey geçmiş olsun. Sağ olun. Öncelikle hani kızınızın durumu nasıl şu anda? Şu anda ikinci gün işte ameliyatı aldık. Şu an ameliyat başarılı geçti. Kollarını kurtardık. Şu an kanaması var. Kanamasını durdurmaya çalışıyoruz. Evet. Artı kafasında yani mesela derecesi var. Üçüncü derece, birinci derece, ikinci derece yanıklar yani. Bunu şimdi kolları üçüncü derece ağır. Anladım. Yaralı. Ana sorun kollarda yani. Tabii ki. En sorun orada yani. En çok sorun orada. Kafasında ikinci derece yani. Evet. Zaten kafada üçüncü derece olsaydı çocuğu kurtarma şansımız olmaz yani. Ameliyatta sağ çıkmazdı. Anladım. Şimdi çok geçmiş olsun. Biz de yakından takip ediyoruz. Yani insanlar da yardımcı olmak istiyorlar. Bu sosyal medyada özellikle bir PTT hesabı vesaire bir şeyler paylaşıldı. Biz bunun doğru kanalla size ulaşmasını istiyoruz. İnsanlar da yani bunun yasal boyutu valilik kanalıyla bir onu da zaten duyurduk insanlara. Ama yurt dışından arayan Erzincanlılar var, duyarlı insanlar var. Sonuçta bu kızın kademe kademe tedavisi olacak. Evet. Zamanla işte estetik gerekecek icabında. Bu anlamda hani yardımlarla ilgili arayanlar var mı veya bu ne boyutta? Vallahi veya biz, teşekkür etmek istediğiniz kişiler tabii varsa. Ki, tabii ki. Ben biz şimdi şey yaptık. Müzisyenler arasında hani ya şimdi biz vatandaştan bir şey beklemiyorduk yani en azından. Beklemiyorduk. Şimdi müzisyenler arkadaşlar, müzik dernekleri, hani müzisyenler derneği İzmir, İstanbul vesaire yani Türkiye genelinde böyle bir kampanya yapmışlar kendi aralarında. Anladım. Hani biz şeye, vatandaşlardan bir şey yardım beklemedik ama kendilerinden gönlünden kopmuş ufak tefek göndermek istemiş. Evet. Onlara Allah razı olsun diyoruz. Bir şey diyemiyorum evet. Şimdi. Biz bir şeyden istediğimiz de yoktur. İyi kötü arkadaşlarımız da maddi manevi durumlarımızı biliyor. Mağdur durumda olduğumuzu da biliyor. Evet. Gereken yardımları yaptılar için herkese Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Bir banka hesabı açtım. Biz bunu paylaşacağız. Bu videonun altında da paylaşacağız. Şimdi yani şöyle söyleyeyim. Bunun sonuçta uzun bir süreç olacak. Tabii ki. Dediğimiz gibi yani bu kızın sonuçta eğitimi de yarıda kaldı. Tabii. Avrupa'daki derneklerden de bizi arayıp soranlar var. Bunu merak edenler var. Biz de bu duyarlılıklarından dolayı herkese biz de teşekkür ediyoruz. Sen geçimini nasıl sağlıyorsun? Biz hani şey vallahi söyledik. Ben, bir engelli maaş aldım. Ben engelli maaşı alıyorum. 520 TL. 520 TL. Her ay 520 TL. Fakat benim şimdi yetmiyor. Tabii yani bir de davul zurna işi yaptığınızı düşünüyorum. Ara işlerde, serbest işlerde çalışıyorum. Şimdi düğün işinde yani pek bir şey alamıyoruz ki. Anladım. İki ay bir sezonumuz var. Anladım. Arkadaşlara da sorabilirsiniz. Yani iki ay bir sezonumuz. Durumunuz şey mi? Benim yani rahatsızlıklarım çok. Mesela romatoid artrit hastasıyım. Burada iltihap renklem olmaması. Artı kalp mesela %25 yetersiz. Böbreklerde taş üretme var, kist var. Yani bunlar yani tedavimi şey yapamıyoruz yani. Çünkü niye matiyata bağlanıyor? Kesinlikle. Yol parası şudur, carttır, cüttür. Yapamıyoruz yani. Cepte de para olmadı. Kesinlikle. Zaten hani yani imkanlarınız olsaydı belki bu olayları da yaşamazdınız. Tabii ki. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Sevgili dostlar, gerçekten de ailenin evine de gittik. Erzincan İzzetpaşa Mahallesi'nde. Erdal Bey'in başka çocukları da var. Gerçekten de ekonomik anlamda zor durumdalar, sıkıntılı durumdalar. Bir banka hesabı açtı. Ziraat Bankası özellikle. Başka bir iki bankanın daha var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Kızın tedavi sürecini de biz takip ediyoruz. Arkadaşlarımız takip ediyor. Bugün Yalınca ve Muğlaköy Cemevi'nden de arkadaşlarımız Erzurum'da ziyaretlerine gideceklerdi. Erdal Bey Erzincan'a geliyor diye. Kendilerini burada da ziyaret ettiler. Ben buradan duyarlı vatandaşlarımızın hepsine teşekkür etmek istiyorum. Erdal Bey'in numarasını da paylaşacağız. Lütfen detaylı bilgiyi direkt kendisinden alın. Numarasını paylaşacağız. Bu videonun altına da yazarız. Ona göre hareket edin. Yani Erdal Bey ile iletişimde olun. Çünkü kendi çapında kampanya başlatanlar var. Hesap numarası verenler var. Biz direkt yardımın yerine, özellikle kızımıza ulaşması ve tedavisine faydası olmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun.